Selamünaleyküm. Yasemin Murat ben. Kermes Cafe'mizin işletme sorumlusuyum. Ben Hasan Hüseyin, öğretici. Kermes Cafe neyi amaçlıyor? İşletmede 5 kız, 2 erkek personel olarak hizmet veriyoruz. Bayan erkek çalışma ortamı olarak çok rahat, insanın için rahat edebileceği huzurlu bir yerde hizmet veriyoruz. Ailelerin de gönül rahatlığıyla gelip alışverişini yapıp yemeklerini yiyebileceği huzurlu bir ortam Kermes Cafe. Kermes Cafe'mizin dekorasyon tasarımıyla, yani buranın daha zarif ve naif bir mekan olmasıyla görevliyim. Kermes Cafe'mizi açmaktaki bir sebep, İslami hassasiyete sahip olan insanların burada hoş ve rahat bir vakit geçirebilmesi için böyle bir ortam tasarladık. En büyük tebliği hal tebliği olduğu için biz burada zaten çaldığımız müzikten, çalışanlarımızın kıyafetinden, ortamın ambiyansından İslami bir kafe olduğumuz için elhamdülillah böyle bir tebliğ yapıyoruz. Tabii ki ekstra insanlar geldiği zaman onlarla hoş bir muhabbet ederek çok güzel bir şekilde onlara da vesile olmaya çalışıyoruz. Atmosferi buranın öyle bir hissiyat veriyor aslında gelen misafirlerimize de. Yani kadın ve erkek aile olarak gelindiğinde de ya da ayrı ayrı gelindiğinde de huzurlu bir ortamda vakit geçirebilme imkanı sunuyor aslında. Aslında bizim vizyonumuzun küçük bir yansıması. Biz Müslümanları, bizi, İslam'ı yaşama hassasiyeti olan herkesi güçlü görmek istiyoruz. Ve her alanda, hayatın içinde görmek istiyoruz. Yani şöyle bir süreç var, benim komiğime gidiyor, canımı sıkıyor. Müslümanları hayattan, ekonomiden, stratejiden, yaşama dokunan ne varsa her yerden soyutlama gibi bir algı. Nerede? İslam camilerde, medresede. Oraya sıkışmış, böyle zikre hapsedilmiş bir Müslümanlık. Ama Peygamberimiz böyle değil. Bu dinin peygamberi hayatın içinde. O kapanma sürecini Hira'da görüyoruz ama geri kalan süreçte, belki Ramazan'ın o itikaf günleri, 10 günün haricinde küçük zamanlar bunlar. Ticarette, aksiyonda, hayatın içinde, ekonomide, savaşta, stratejide bir peygamber aleyhisselam görüyoruz. O yüzden Kermes Cafe, biz de buradayız ya dediğimiz ve Müslümanlara ait olan, bize ait olan bir alan. Gelip buraya oturduğunuzda hizmet eden, burada koşturan kardeşlerden tutun, ortama, ambiyansa, arkada çalan müziğe kadar Müslümanları anımsatan ve onların, evet, Müslümanların yeri dediğimiz bir alan. Hatta bunu çok konuştuk. Herkese hitap eden bir isim, herkese hitap eden bir konsept olsun, oradan böyle kendi mesajımızı vereni falan yok. Bizim olsun, bize ait olsun ve burada gücümüz nispetinde en kalitelisi olsun. Müslümanlar da güzel iş yapıyor, kaliteli iş yapıyor. Bir alanı Kermes Cafe, sosyal alanda, sosyal hayatta biz de varız dediğimiz bir nokta burası. Gerek alanı sinema, tiyatro, dijital alan, dijital platform. Bu alanlarda da olacağız inşallah. Buradan başladık, devamı gelecek. Neden gelmeliyim ben Kermes Cafe'ye? Çünkü bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde hem kalbimizin mutmain olabileceği, hem ailemizin huzurlu vakit geçirebileceğimiz bir yere gerçekten ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu ihtiyaca binaende böyle bir işletmeyi misafirlerimizin hizmetine sunduk. Kesinlikle işleri huzurlu bir şekilde, keyifli vakit geçirebilecekleri, hem İslami hassasiyetleri gözetebilecekleri Kermes Cafe'mize mutlaka bekliyoruz. Paralar nereye akıyor? Çok güzel bir soru. Buradan gelen gelirleri yine verimli, hikmetli gördüğümüz alanlara harcayacağız. Ne yazık ki bizim dijital alana yatırım vizyonumuz biraz zayıf. İnsanları yönlendirme, algıyı yönetme, sinema alanında, dijital platformlarda, tiyatro alanında, yani insanlara mesaj verme yönümüz zayıf kalıyor. Bu yüzden yönetiliyoruz açıkçası. Yönetildiğimizi kabul etmeden yönetiliyoruz ne yazık ki. Buradan gelen maddi gelirleri insanlara mesajımızı daha kaliteli duyurmak için harcayacağız inşallah. Ve harcıyoruz. Şu an başladık, yani gelecek değil aslında, şu an yapıyoruz değil mi biz bunu? Şu an yapıyoruz. Kermes Cafe'mize nasıl ulaşabiliriz sorusuna da bir cevap verelim. Marmaray ve metronun hemen 30 metre ilerisinde Doğancılar Caddesi'ndeyiz. Aynı zamanda vapur iskelesi de hemen yanımızda. Ulaşımı çok kolay sağlayabilirsiniz.